Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com, Özgür Sancar'la spor kazanını sunar. Herkese merhaba, mutlu haftalar, güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Saatler tam 15'i gösterirken programımız başladı ve birlikteliğimiz 17.30'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde bir basın toplantısına gideceğiz. Malumunuz milli takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Milli takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu. Son olarak Alman U21 milli takımını çalıştırmıştı. Orada gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Stefan Kuntz futbolculuğunda Beşiktaş'ın formasını giydi. Kaiserslautern kulübünün başkanlığını yaptı. O dönemde Olcay Şahan Kaiserslautern'de oynuyordu ve sonrasında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Stefan Kuntz'un elbette ki Türkiye'de çok sayıda tanıdığı, çok sayıda dostu var. Şu anda Stefan Kuntz basın toplantısının yapılacağı odaya girdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir orada. Yöneticilerden Servet Yardımcı'yı görüyorum. Halil Altıntop da, düzelterek söylüyorum, Hamit Altıntop da orada. Birazdan basın toplantısı başlayacak ve programımızın ilk bölümünde Stefan Kuntz'un milli takımda yeni dönemle ilgili ilk sözlerini dinleyeceğiz hep birlikte. Süper Lig'de bir hafta kapandı. Yarından itibaren de yeni bir haftaya başlıyoruz. 5. hafta bitti. 6. haftada yarın birbirinden önemli maçlar var. Programı aktarırım. Geride kalan haftanın detaylarını sizlerle paylaşacağız. Trabzonspor kazandı. Beşiktaş 2-0'dan geri dönüş yaparak kazandı. Galatasaray kaybetti evinde ve Başakşehir karşısında Fenerbahçe dün akşam kaybetti. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Riva'daki binasına gidiyoruz. Burada bir basın toplantısı düzenleniyor. Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz. Bakalım bu toplantıda ne söyleyecek? Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la spor kazanı devam ediyor. Stefan Kuntz milli takımın yeni teknik direktörü oldu. Türkiye Futbol Federasyonu kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son bölümde, yani protokol amacıyla basın önünde kağıtlara imza atılırken Stefan Kuntz gözlükte imza mı atacağım, lütfen gözlüklü fotoğrafımı çekmeyin dedi. Çekmeyin dedi, ricada bulundu ama gözlüklü poz verdi. Ve Türkçeyi kısa sürede öğreneceğini, bütün kulüplerle ve kulüp sorumlularıyla tez elden bağlantı kurup görüşme yapacağını ve başarı endeksi bir çalışma yürüteceğini ifade etti. Sevgili Aykut Erçetin, Almanya'da doğdu büyüdü. Temel futbol bilgisini Almanya'da aldı. Stuttgart altyapısında Galatasaray'ın kalesini başarıyla korudu. Sonrasında da pek çok kulübümüzde, Çaykur Rizespor başta olmak üzere pek çok kulübümüzde başarıyla kalecilik yaptı bizimle birlikte. Aykut, yayınımıza hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk Özgür. İyi yayınlar. İyisin umarım. İyi haftalar. İyiyim, çok iyiyim. Sağ ol, teşekkürler. Çok dolu bir hafta sonu geçirdik. Öncelikle tabii ki burada milli takımı konusu açılırken öncelikle bir amputi milli takımımızı bir tebrik edelim diye düşünüyorum. Dün şampiyonlar ulaştılar. Bugün yurda döndüler. Gerçekten çok gurur verici. Zaten direkt o öyle bir bağlantı yapabilir. Zaten basın toplantısında imza töreni burada dile getirildi, tebrik edildi. Çok güzel bir açıklamaydı bana göre. Çok güzel bir basın toplantısıydı. Ve beklediğimizden biraz daha uzundu. Senden aslında 3.30'da telefon bekliyordum ama. Doğru. 4'e kadar. Bir saatten fazla sürdün. Bir saat tabii, sürdü. Doğru. Baya ama. Bana göre sadece Stefan Kuntz konusu açıklanmadı. Aynı zamanda çoğu kişinin soru işareti olan işte kim seçti, kim belirledi, kimden istişare edildi, Hamit Altıntop'un yeni görevi nasıldır, nedir diye bütün sorulara cevap verildi aslında. Doğru. Bütün bunları konuşacağız. Sevgili Aykut isabetli bir biçimde hatırlattı. İspanya'yı finalde 6-0 yendi amputa milli takımı ve ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Bütün maçları da farklı kazandılar. Hatta bir önceki turda rakip takım az gol yiyebilmek için strateji oluşturmuş. Galip gelmek için değil de amputa milli takıma. Gerçekten büyük başarı. Aykut, sen de isabetli bir biçimde vurguladın bunu. Stefan Kuntz tercihini sen nasıl yorumladın? Duymuş muydun Stefan Kuntz'la görüşüldüğünü? Az önce Hamit Altıntop dedi ki, neredeyse 20'ye yakın teknik direktörle görüştük. Şenol Güneş'te ayrılma kararı verildikten sonra dedi. Ne diyorsun?
Yani şimdi bakıldığında bir Stefan Kuntz'u önce konuşmadan önce büyük ihtimalle bir Hamit Altıntop'u ve Türkiye futbol adına başarılısı ve iletişimi konuşmamız gerekiyor. Şimdi senin de dediği gibi yaklaşık 20 tane teknik direktörle görüşüldü. Şimdi burada Hamit Altıntop neden 20 tane hocayla konuştu, görüştü? Yani yol haritasını bilmiyor muydu? Yoksa burada Hamit Altıntop'un ne kadar çok geniş, ne kadar çok konsantre, ne kadar çok doğru hamle, doğru kararı yapmak adına bu istişareleri yaptı mı diye sorgulamamız lazım. Bence ikinci cevap doğrudur. Yani burada Hamit Altıntop'un zaten Türkiye'de belki tanınmış ilk üç futbolculardan, bana göre tarihe geçen futbolculardan bir tanesidir. Yani hem Real Madrid'de oynamış, şampiyonluk yaşamış, hem Bayern Münih'te oynamış, şampiyonluk yaşamış, hem Galatasaray'da oynamış, sen hem Şahike'de oynamış. Takım arkadaşıydın değil mi Galatasaray'da Hamit Altıntop'la? Biz Hamit'ten ilk defa hem Hamit hem ikizi Halil'le 17 yaşında Almanya'da Türkiye seçimlerde denk geldik. İlk defa orada tanıştık. O zaman o ikisi Batman Şahit'le oynarken, ben de Stuttgart'ın altyapısında oynarken, kendisi de çok dediğim gibi 17 yaşından beri tanışıyoruz. Yol arkadaşım. Çok da severim. Kendisini çok da takdir ederim ve hep demişimdir. Yani inşallah futbolu bilen, futboldan anlayan kişiler artık yönetimleri sıçramaya başlar. Hatırlarsan Fatih Terim de, Sayın hocamız da yıllar boyunca bunu hep söylerdi. Yani burada futbol teknik adamlar, evet bir futbol bilgisi var ama maalesef yönetim, seçilmiş insanlar, çok futbol dışından gelen ticaret işleri yapan kişiler söz sahibi oldukları için Türk futbolu bir yerlere gelemiyor. Hatta çok Almanya konusu açmam ama şimdi sen dediğin için örnekleri hep biz Bayern Münih'ten, Dortmund'dan veriyoruz. Orada işte eski takım kaptanı Michael Sork futbol şube sorumlusu. Örnek Bayern Münih'te zaten başkan bile, başkana kadar giden Uli Hoeneß, Rummenigge eski futbolculardan kurulmuş bir yönetim. Yani Avrupa'nın en başarılı takımlardan ikisi olarak saydık. Öyle değil mi? Yani bakıldığında PSG'de Leonardo gibi eski Brezilya milli takım futbolcu, sportif direktör ve sportif direktör olarak sadece takımlarla seyahat eden kişi değil, aynı zamanda hangi transferler yapılıyor, hangi oyuncular seçiliyor, hangi sistem altyapıya gidiyor, bunlar çok önemli şeyler. Nitekim de nihayetinde anladığımız kadarıyla Türk milli takımda ilk defa böyle doğru bir adım, bir hamle yaptı. Zaten Hamit de bu sorumluluktan kaçmadığını çok net ifade etti. Yani buradaki seçimi ben yaptım. Yani buradaki ben büyüklerimi, abilerimi, yönetimdeki abilerimi ve özellikle Sayın Başkanıma teşekkür ederim. Bana bu özgürlükleri ve bana bu güveni verdikleri için. Yani bu bize ne gösteriyor? Hamit Altıntop kendisi Alman ekolünden yetişmiş, Alman ekolünü görmüş ama o zaman Türk vatandaşlığı nedeniyle ve sevdiği ülkesini bunu seve seve milli takımda oynadığı için Türkiye seçerek, ama bu Alman ekolü artık şey getirmeye çalışıyor. Yani Hamit'in Alman milli takımına gitme şansı var mıydı futbolculuğunda sence? Kesinlikle. Var mıydı? Yani çağırmışlar mıydı? Şimdi o dönemlerde çok fazla çifte vatandaşlığı yoktu ama şöyle bir durum vardı. Siz eğer Almanya'da oynayan ve Almanya'da yetişen bir yabancı futbolcu olarak size çok çabuk, çok seri bir şekilde Alman vatandaşlığını çıkarabiliyorlardı. Yani o dönemlerde onlar vardı. Hatırlarsan benim hatırladığım gibi ilk işte Tayfun Korkut, Erol Bulut'tan Almanya'dan gelen direkt Türkiye'de oynayan gurbetçi futbolcu. Sonra işte ilk Yıldıray Başkent, işte Almanya Bundesliga'da oynayan ama Türk milli takım için oynayan futbolcular. Onun akabinde direkt Halil ve Hamit aslında yetişti. Ondan sonra yol ayrımları girildi. Örnek Mustafa Doğan, hatta biraz Hamit'ten Halil öncesi Almanya mı Türkiye mi, Almanya seçti. Mesut Özil, İlkaylar vesaire Almanya seçti. Ama Hamit, Halil, Hakan Çalhanoğlu gibi futbolcular Türkiye tarafını seçti. Bu da tabii ki çok önemli bir konu. Buradaki gerçekleri görmemiz lazım. Hep bunu zaten soruyoruz. Neden Türkiye'deki Türk futbolcular Almanya'da yetişen Türk futbolcular kadar başarılı olmuyor? Neden Almanya'da yetişen bir Hakan Çalhanoğlu Milan'a, Inter'e gidiyor? Neden bir Almanya'da yetişen bir Mesut Real Madrid 10 numarası oluyor? Neden en skorer futbolcuların bir tanesi İlkay Manchester City'de oluyor ama Dortmund'da yetişmiyor? Şimdi bu ekolü neden illaki Almanya'da olacak? Burada çok daha büyük bir futbolcu havuzu var düşüncesiyle Sayın yönetim üyesi Hamit Altıntop ve A takım futbol sorumlusu
bu ikonu artık buraya getirmek istiyor ve dediği gibi çok daha önemli mesajları aslında vardı Özgür. Yani sadece doğru. Biz burada A takımı belirlemiyoruz. Aynı zamanda çok önemli bir konu değdi. Eğitime çok fazla önem vereceğiz. Çok yakında yine görüşeceğiz. Tekrar bir basın toplantısı yapacağız. Çünkü bir gerçek var. Evet. Türkiye'de bu kadar genç bir nüfusu, bu kadar futbol sever çocuklara sahip olmasına rağmen neden biz çok daha fazla futbolcu, üst seviye futbolcu çıkaramıyoruz? Yetiştiremiyoruz. Şimdi böyle bir soru. Ben direkt akabinde şöyle bir şey sana söyleyeyim. Eğer bizim büyük A takım, büyük Süper Lig takımlarımızda yeterince kadar altyapıya saygı gösteriliyor mu? Biz şu anda hala da yabancı sayısını neden tartışıyoruz? Çünkü bizim altyapılar yeterince kadar hazır değiller. Yeterince evet. kadar genç Türk futbolcu hazırlamıyorlar. Biz hep hazırdan yemek istiyoruz. O yüzden ne yapmaya çalışıyoruz? Yurt dışından yabancı futbolcu getirmeye çalışıyoruz. Artık Ahmet Altıntop ve Sayın Başkan Nihat Özdemir burada çok net bir mesaj verdi. Artık o dönemler bitti. Artık biz futbolun temeline kadar aşağı ineceğiz ve bunu yeniden inşa edeceğiz. Bana göre çok özgüvenli. Hatta bana göre basın toplantısında Sayın Stefan Kuntz'un önüne çıkan bir Hamit Altıntop bile vardı. Ama belki de öyle olması gerekiyor. Çünkü nihayetinde artık Türk futbol 3 sene boyunca bir yol haritasını çizmiş ve oraya doğru gidecek ve umarım ki bir çok arzu ediyorum hepimizin adına çok çok başarılı bir dönemi geleceğiz. Çünkü biz bir altın çağ yaşandı sahibiz Özgür. Yani bu futbolcuları çok çok daha verimli yerlere götürmemiz gerektiğini diye ben de düşünüyorum. Büyük ihtimalle sen de bana katılıyorsun. Evet, Aykut o ayrıntılı bir biçimde anlattı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de çoğunlukla sözü Hamit'e vermeye tercih etti. Bu tercihin altında yatan gerçekte Aykut'un döne döne net bir biçimde ifade ettiği gerçeklik nedir? Çok daha fazla inisiyatif alıyor Hamit Altıntop bundan böyle. İnisiyatif Hamit'te diye değil mi? Pek çok soruyu da Hamit cevaplasın diye Sayın Başkan yönlendirdi. Aykut işaret ettiğim bir noktada yeniden yapılandırma süreci sadece A milli takımda elbette ki kısa dönemde başarılı olmak zorunda, Norveç maçını kazanmak zorunda yeni teknik direktörle birlikte A milli takım ama uzun erimde de bir yeniden yapılandırma, çok ciddi bir eğitim ve bu çerçevede altyapıdan yetişecek oyuncu havuzunu değerleyecek bir sistem oluşturma kaygısı var yeni dönemde, yeni teknik direktörde ve Ahmet Altıntop'ta bunu gördük. Senin de anlatmak istediğin net olarak bu. Bunu biliyorum ama sana sormak istediğim birkaç soru var. Onlardan bir tanesi şu. Yanılıyorsam sen düzelt. Stefan Kuntz aynı zamanda bir kulüp yöneticisi tecrübesine de sahip. Kaiserslautern'da değil mi? Evet, doğrudur. Bunun bu döneme katkısı ne olur? Yani bu işin idari kısmını da bilen bir futbol adamından bahsediyoruz. Nasıl bir katkısı olur? Ve sen bu kariyeri yani Kuntz'un kariyerini hem yöneticilikte var sonra antrenörlük, Alman milli takımının U21 en üretken olan bölümünü çalıştırdı. Bu iki sentezi nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi buradaki benim aklımda da iki tane soru işareti vardı. Bir, önce bir olumsuz demeyeyim de yani biraz daha soru işaret olan taraflara bir bakalım. Stefan Kuntz yaklaşık 2003-2006-2007-2008 senelere doğru A takım teknik direktörü yaptı. Onu bir şeyde yapabildi. Bochum'da yapabildi. Ondan sonra bir Eller Alem'de galiba yaptı. Ondan sonra aslında dediğin gibi masanın diğer tarafına geçti ve yönetim kurulu üyesi olmaya başladı. Bunu Kaiserslautern'da yaptı. Sonra da uzun yıllar sonra tekrar teknik direktör görevini Almanya Ümit Milli Takım'ın başına geçerek yaptı. Ama aslında bakıldığında uzun bir dönem aslında bir A takım çalıştırmadı. Yani A takım söz ettiğimde sadece milli takım bazından bahsetmiyorum. Aynı zamanda Süper Lig ya da Almanya 1. Bundesliga, 2. Bundesliga takımı çalıştırmadı. Yani Almanya dışında da çalışmadı değil mi? Yok, çalışmadı. Hep o zaman ben sana daha net ve açık sorayım Aykut. Sözünü kesim ama kusura bakma. Şimdi kulüp başkanlığı, kulüp yöneticiliği, teknik direktörlük hele milli takım düzeyinde U21 yani 2. milli takımı çalıştırmak başka şeyler. Bu işlerin hepsinde dikiş tutturdu mu Kuntz? Eğer öyleyse bir istikrar sorunu yoksa istikrar sorunundan ziyade bazı insanlar başkanlıkta yöneticilikte istikrar bulamazlar. Sahaya inerler. Sahada bulamazlar. Sportif direktörler direktör olurlar. Eğer böyle bir istikrar sorunu yoksa Kuntz'ta yaptığı her bir işte kulüp başkanlığında, yöneticiliğinde, sonrasında antrenörlükte, milli takımda başarılı bir profil var diyebilir miyiz karşımızda?
Yani şimdi şöyle unutmamak gerekiyor. Kayserispor çok çok sıkıntılı bir kulüp. Yani zamanında hatırlarsan yaklaşık 15-20 sene önce ben de Almanya'dayken şampiyonluğa ulaşmış bir takımdı. Ondan sonra ama insolvenslerden işte çok kötü maddi sıkıntılar nedeniyle 3. lige kadar düşürülmüş bir kulüptü. Tabii ki orada bu görevi yapmak hiç de kolay değil ama bu tecrübeyi elde etti mi? Evet. En azından elde etti. Hatta son dediğimiz gibi 20 sene içerisinde hep futbolun içerisinde kalmış. Farklı branşlarda, farklı görevlerde, farklı hizmetlerde. Sonra Ümit Milli Takım başına geçerek çok çok başarılı bir performans sergiledi. Yani dediğimiz gibi son 5 senede 3 tane Avrupa Şampiyonası'na gidildiğini, 2 defa kupaya kazandı. Üçüncü kez de finalde zaten kaybetti. Ama diğer tarafta zaten bizim bugünkü basın toplantısını anladığımız konu, hatta bir basın mensubu da bunu sordu. Yani Kuntz'un görevi sadece A milli takımın teknik direktörü olmak mı olacak yoksa daha farklı görevler mi olacak? Aslında orada Sayın Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altun bunu çok net ifade etti. Yani bu göreve artık Hamit Altun top geldi. Yani buradaki bütün yükü, sahan dışındaki yükü, desteği, medya mensupları ve kulüplerle işbirliği hepsini Hamit Altıntop üstlenecek ve Sayın Stefan Kuntz sadece takımın üzerine odaklanmasını istenecek. Anladım. Sadece milli takım üzerinde, A milli takım üzerinde yoğunlaşacak. Dolayısıyla yaptığı her işteki Kayserispor'un macerası belki de bir zorunluluğun tezahürüydü. Başarılı olduğu kanaatindesin. Aynen. Peki Aykut, yardımcıları kim olacak biliyor musun? Ben yani duydum şimdi, Kenan Koçak galiba muhtemelen yardımcılarından bir tanesi olacak. Stefan Kuntz'un. Ne diyorsun? Ya şimdi çok isim geçiyor. Bir Kenan Koçak, kendisi Hannover'da en son çalıştı galiba. Doğru Hannover 96 doğru. Evet, Hannover 96 geçen sene. Kendisi Almanya 2. Bundesliga tecrübesi teknik direktör olarak var. Tabii ki şimdi aklımızda hep şu işaret, soru işaret geliyor. Bir teknik direktör, başka bir teknik direktörün yardımcılığını ne kadar iyi yapabilir? O insanların sorusuna gelebilir. Şimdi orada başka konuşulan isimler, işte zaten çember bayağı dar oluyor. Çünkü hem Alman ekolunu bilmesi gerekiyor, hem Almanca dilini bilmesi gerekiyor. Ama onun dışında çok daha fazla zamanı aslında Türkiye'de geçirmesi gerektiğini kanaatinde. Çünkü bakıldığında Stefan Kuntz evet takımı, kadroyu biliyor ama aynı zamanda bu ligine biraz da uzaktı. Ne kadar çok da tanısını bilse son yıllarda çok göremedi. Hatta şöyle bir söz konusu kendisi de ifade etti. İlk maçlarda Sayın yönetim üyesi Hamit Altıntop'tan destek alacağım. Yani şimdi bakıldığında yaklaşık bir iki hafta sonra, iki buçuk hafta sonra maçlar başlayacak. Bu demek ki 10-12 gün içerisinde bir kadro belirlenecek. O yüzden şimdi tekrar sadece Almanya'da kalmış bir yardımcı hoca ve buradan biraz uzak kalan bir yardımcı hoca ne kadar fayda olur bilmiyorum. En azından bu ligi tanımış, burada biraz çalışmış, buradaki futbolcuları izlemiş, görmüş. Belki daha mı yardımcı olur bilmiyorum. Konuşulan 4 tane, zaten açıklandı 4 tane isim üzerinden duruluyor. Onlardan bir tanesi seçilecek ama ben açıkçası net kimin olduğunu bilmiyorum. Peki. Ne dersin? Norveç engelini geçecek mi? Elemelerde başarılı olacak mı Stefan Kuntz'la birlikte milli takım? Başarılı olur mu Stefan Kuntz? İnancın nedir? Şimdi şöyle bir soru benim aklıma geldi. Şenol Hoca'dan ayrıldıktan sonra aslında yeni bir yola yelkenler açıldı. Doğru mu? Doğru. Aklımızda ama şimdi şu geliyor. Eğer şimdi bu Sayın Başkan Nihat Özdemir'de açıkladığı gibi iki tane çok önemli maçımız var ama en önemli maçımız Norveç maçı. Şimdi bu Norveç maçı aslında hala daha avantajlı bir durumdayız. Evet, puansal olarak geride olsak maçı içeride oynayacağız. Öyle değil mi? Doğru. Yani aslında her şey bizim elimizde. Norveç'i yenersek, diğer maçlardan da galip çıkarsak Dünya Kupası'na Türkiye milli takımımız gidiyor. Şimdi bu kadar bir imkan elinizde varken ama bir anda bu maçlarda kötü sonuç alırsanız bundan sonraki basın mensupları ve halka nasıl şey açıklayabilirsiniz? Yani ama biz hala da bu teknik direktörle 2-3 sene daha devam edeceğiz diye. O benim için de bir soru işareti vardı ama bugünkü basın toplantısından sonra neyi anladık? Biz sadece 2-3 maçlık bir periyot için teknik direktörü gittiğimiz, biz burada tamamıyla bir yapılanmaya ve yeni bir inşa doğru gittiğimiz için ne olursa olsun bu ekole devam edeceğiz, inanacağız ve 3 sene boyunca bunun üzerine yeni bir temel atacağız.
Bakalım önümüzdeki günler bize ne gösterecek milli takım adına. Sevgili Aykut Elçetin bizimle birlikte Galatasaray'a geçiyoruz programımızın bu aşamasında. Aykut, Galatasaray dün baskılı oynadı. Rakip takım Alanyaspor kendi alanına iyi yerleşerek alanları kapatarak neredeyse çoğu zaman maçın büyük bölümünde 11 kişi savunma yaparak sonuca gitmeye ve Galatasaray'ı bulduğu zaman gafile avlamaya çalıştı. Sonucu da aldılar. Yani Kande Yaş'ın vuruşunda çok iyi uzadı Muslera ama dönen topu takip eden Galatasaraylı oyuncu olmadığı için ikinci vuruşu yapma şansı elde etti. 1-0 mağlup oldu Galatasaray. Bu tür kapanan rakiplere karşı bireysel oyuncu yeteneğine, bireysel oyuncuların performansına daha çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Pozisyon bulabilmek, eğer 18'in içine girmeniz mümkün değilse çok daha katılarsa rakip takım oyuncuları ya da savunma anlayışı, 18 dışından atacağınız şutlarla kaleyi bulmak, ama Galatasaray bunların hiçbirini yapamadı. Yani ben belki yoğunlaşılan, aşırı yoğunlaşılan Lazio maçından kaynaklanan bir motivasyon problemi olmakla birlikte bireysel oyuncu performanslarıyla ilgili sorun yaşadığı kanaatindeyim. Dün akşamki maçta Galatasaray'ın. Aynı kanaatte misin sen de? Sen çok güzel izah ettin. Ben de bunun ilavesi olarak iki tane benim zamanımda kalan futbol cümleleri sana kullanayım. İçerideki kapanan takımlara 1-0 atamazsanız kilidi açamazsın diye bir söz kullanırdı. Yani siz orada birinci golü atmadan rakip takım yavaş yavaş defanstan hücuma kalkmayı sağlamazsanız siz orada çok zorlanırsınız ve dediğiniz gibi çok uslu ayaklarla ya da çok çabuk bir kontra ataktan o golü bulmanız gerekiyor. Aslında bunu tam tersine Alanya yaptı. İşte Alanya iyicene kapandı. Kilidi açmaya izin vermedi ve bir güzel kontra ataktan Muslera'nın müthiş kurtarışına rağmen çok da güzel bir gol attılar. Nitekim de o maç 1-0 mağlup oldu. Ha, bunun üzerine ilave olarak ikinci benim zamanımda kalan bir futbol cümle sana söyleyeyim. Her Türk takım Avrupa maçları dönüşünde ligde zorlanır. Siz tekrar büyük Lazio karşı statta güzel bir atmosferde coşkulu bir maçtan sonra tekrar kendinizi 2-3 gün sonra lige vermekten maalesef bizim ülkede futbolcular bunlara zorlanıyor. Ha, bunların teknik direktörler de biliyor. O yüzden onlar ne yapıyorlar? Bakıldığında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hepsi büyük bir rotasyona aslında girdiler. Birkaç tane oyuncu değiştiler, dinlendirdiler. Dinlenmiş futbolcuları kullanarak onlardan beklentiler varken ama maalesef tam da tutmadı. Yani tabii ki Beşiktaş'ta zorunlu değişiklikler, sakatlıklar nedeniyle. Ama bana Galatasaray maçında şöyle bir şey daha fazla göze battı. Evet, öne doğru oynadılar ama bakıldığında şut istatistikleri çok fazla isabet şutta yoktu. İsabetli şut olmama nedeniyle siz kaleden zaten uzaktan avlamaya çalışırsınız. O kadar zor tutturması olur. Ne kadar çok ceza sahasının içerisine girerseniz, yakınlardan vurursanız o zaman daha kolayca kaleyi tutturabilirsiniz ama gördüğümüz gibi çok fazla da zorlayamadı Alanya'nın kalesi Galatasaray. Aykut, maçtan sonra yenilenme koşusu yapıyordu bazı futbolcular. Ömer Bayram'a ve Babel'e özellikle çok büyük tepki gösterdi belli taraftar grupları. Fatih Terim'in de bununla ilgili olarak açıklaması var. Yönlendirilen insanlar var. İşte böyle tepkiyle çözüm üretilemez. Taraftar bunu yapmamalı şeklinde. Sen nasıl bakıyorsun bu olaya? Tabii ki şimdi her zaman biz bunu maalesef ülkemizde yaşıyoruz. Biraz öncedeki basın toplantısı Sayın Stefan Kuntz'un konusunda da bu oldu. Biz çok fazla galibiyetlerden sonra beklentileri yukarıya doğru çekiyoruz ve mağlubiyetlerden sonra çok çabuk oyuncuları yerden yere vurmaya seviyoruz. Şimdi Ömer Bayram, evet, yani belki o pozisyonda adamını kaçırdı ama bunu da isteyerek ya da bilerek yapmıyor ki. O da orada bir gayret gösteriyor. Orada bir istek, bir arzu sağa koyuyor. Maalesef olmayınca da böyle oluyor. Babel'e zaten sanki uzun dönemden beri bir tepki var ve ne zaman maç Galatasaray'ın aleyhine dönerse sanki orada özellikle Babel hedef olarak görünüyor. Sıkıntılı. Fatih Hoca aslında maçtan sonra ben baktım basın toplantısında futbolcunun koruma adına ve tekrar taraftarların barışma adına bir açıklama yaptı. Ama sanki sosyal medyada biraz Fatih Hoca'ya da karşı bu negatif algılandı. Yani daha fazla bunları konuşacağımızı, neden bu maçı kaybettik diye açıklansa daha doğru olmaz mı diye. Yani sonuçta şöyle bir şey de söylemek gerekiyor. Fatih Hoca da seve seve de bu maçları kaybetmiyor. Yani o da bir maç var, bir maç konsepti var. Nasıl Victor Pereira'nın bir konsepti varsa, Başakşehir'e karşı olmadıysa veya diğer tarafta Sergen Hoca nasıl
2-0'lık ilk 11'le yanlış bir 11'le sağa çıktıysa, devre arasında bunu değiştirerek başardıysa, yani bu teknik direktörler de bunları isteyerek böyle sonuçlar almıyorlar ki. Yani bunu da unutmamak lazım. Çok özür dilerim, sözünü kestim ama sözünü unutma. Sana soracağım bir önemli soru daha var ama sırada at yarışı varmış. Eğer vaktin varsa 2 dakika içinde tekrar bağlantı kuralım, olur mu? Tamamdır. Birazdan birlikteyiz Aykut Erçetin'le. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Sevgili Aykut Erçetin bir kez daha bizimle birlikte. Aykut, tekrar hoş geldin, merhaba. Çok sağ ol, tekrar teşekkürler. Ben de teşekkür ederim ikinci bağlantıdan dolayı. Aykut, Kayseri Spor deplasmanı çarşamba günü, ne diyorsun? Galatasaray'da ne gibi değişiklikler olabilir? Yedlin çok çalışkan, çok istekli, arzulu, iyi işler yapmaya çalışıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişti. Temel futbol bilgisinde çok ciddi sorunlar olduğu kanaatindeyim. Yani nerede duracağı, topsuz alandana ne yapacağı, rakibi nasıl karşılayacağı, rakibin neresinde duracağı, işte doğru pas verme konusunda çok ciddi problemler yaşıyor. Sanırım Fatih Hoca dün çok önemli bir mesaj verdi. Anholt'u sağ tarafa alıp Anholt'un boşluğundan doğan yere, yani sol beke de Ömer Bayram'ı alıp oyun içerisinde, yani bir sol ayaklı oyuncuyu sol beki sağ tarafta oynatarak Yedlin'e çok önemli bir mesaj verdi. Tabii Anholt'un ters ayakta diğer çizgide oynayıp içeri kat etmesini sağlayacak bir aksiyon planını da düşünmüş olabilir ama bence Yedlin'e verilebilecek en ağır teknik cevaptı bu. Sanırım Kayseri Spor deplasmanında Alparslan Öztürk savunmanın sağında oynayacak. Hem 3 tane yerli oyuncu oynatma zaruretinden dolayı ön bölgedeki yabancı tercihleri çoğalabilir Fatih Hoca'nın. Bu açıdan da avantaj sağlıyor. Biliyorsun Alparslan sağ bekte oynayabiliyor. Ne diyorsun bu konuda? Yani sen yine bunu çok güzel yakalamışsın. Bazen bir teknik direktör bir futbolcuya cevabı da sağda verebilir. Yani hiçbir açıklamaya gerek yokken çok güzel söylediğin gibi gider onun yerine ters ayaklı bir futbolcu o pozisyona koyarsa oradaki futbolcu çıkarken de nasıl bir performans sergilediğini az da çok anlamış olmuştur. Öyle değil mi Özgür? Yani hoca çok. Yani ben olsam oluyor. Aykut şöyle düşündüm, sözünü kesim özür dilerim ama ben kendimi Yedi'nin yerine koydum. Böyle bir oyuncu değişikliği karşısında çok büyük bir ceza yediğim hissine kapılırım. Tabii ki. Yani nitekim de o da zaten onu anlamıştır. Ve biraz önce de yine çok güzel bir bir ifade kullandım. Galatasaray'ın eğer Alparslan Öztürk'ü o pozisyonda yerli futbolcu olarak kullanırsa hücum hattında biraz daha fazla değişiklikler ve çoğalma şansları elde edebilir. Maalesef bu sene evet bu değişik yabancı kuraldan beraber teknik direktörler sadece futbol teknik direktörü değil aynı zamanda da satranç hocaları gibi hareket etmesi gerekiyor. Yani biraz bunları önceden düşünerek bu senin biraz önce söylediğin gibi sağ bek mevkisinde çok memnun kalmadığı Yedlin yerine Alparslan oynatırsa hücum bölgesinde yabancı ihtimaller çoğalır. Çünkü Asun Çağ'ı nasıl bir oyuncu göreceğiz oynadıktan sonra ama Asun Çağ sanki bana defansın önünde yani savunma bloğunun önünde takım savunmasını daha da güçlendirebilecek topa sert bir oyuncu gibi geliyor. Top tekniği iyiymiş, babası Paulo Asun Çağ'dan daha iyi tekniğe sahip olduğunu söylüyorlar ama takım savunması açısından sertlik kazandırabilecek bir oyuncu olarak da algılıyorum. Belki de ona şans verecek. Fatih Hoca dün kadrodaydı, oyuna girmedi ama Kayseri Spor maçında 11'de olabilir. Yani dediğin gibi ama onun asıl mevkisi zaten 6-8 görevini gören bir futbolcu. Onu ben çok fazla sağ bek mevkisinde oynatır mı diye bilmiyorum. Yani ben sanki daha fazla asıl mevkisinde olacağım diye şans olacağım diye düşünüyorum. Peki. Aykut, benim sana sorabileceklerim bu kadar. Galatasaray'la ilgili var mı eklemek istediğin son bir detay? Yok, sadece Fatih Hoca'nın da maç sonrasında yaptığı açıklamasını aslında ben de destekliyorum. Maalesef işte hemen taraftarlar tepki gösteriyor. Biz sıcakkanlı bir ülkeyiz. Milletimiz de hep en iyisini istiyor, en iyisini bekliyor. Sonuçta istediğin gibi gelmeyince maalesef böyle oldu. Hemen tepki gösteriyorlar. Ama bu zor zamanlarda birlik beraberlik aslında çok çok daha önemli. O yüzden bu tarz maçlardan sonra ıslıklamayla siz hiçbir şey kazandıramazsınız. Takımıza destek olun. Beraber birlik olun. Daha olumlu bir sonuç alırsınız diye düşünüyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim bu güzel bağlantı için Aykut. Ben çok teşekkür ederim. Bu kadar zaman bana ayırdığın için özür dilerim. Çok çok sağ ol. Umarım ki Türk futbolu adına hem Ambo Temi takımımızın şampiyon olmasını tekrar
tebrik ediyorum. Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u hayırlı olsun diliyorum. Ve tabii ki çok daha önemlisi artık futbol sorumlusu Sayın Yönetim Kurulumuz Hamit Altınboz görevinde. Bol 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 başarılar diliyorum. Bir kez daha teşekkür ederim. Görüşürüz Aykut. Kendine iyi bak. Sağ ol. Teşekkürler. Sevgili Aykut Elçetin, Galatasaray'ın kalesini futbolculuğunda başarıyla korudu biliyorsunuz. Bizimle birlikteydi. Değerli dinleyiciler, Ryan Babel dün ıslıklandı. Taraftar hemen hemen her topla buluştuğunda onu protesto etti. Protesto doğaldır ama tabii bu işi çok ileri boyutlara, hakareti vardırmamak gerekiyor bence. Ryan Babel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Araba içinde çekilen fotoğrafını yayınlayan Babel, son dakikalarda maçı kaybetmek daha çok acıtıyor. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. Bugün beni kişisel olarak destekleyen taraftara teşekkür ederim mesajını paylaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında özellikle Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarlarımız bazı oyunculara veya bir oyuncuya bu tepkiyi gösterirse bunun üstesinden gelemeyiz. O oynayacak, bu oynamayacak, yuh çekilecek, o zaman olmaz, işler karışır demişti. Ryan Babel, beni destekleyen taraftarlara teşekkür ederim diyerek bir mesaj paylaşınca bu çok daha büyük bir tepkiye neden olmuş. Çünkü şu anda onu performansı açısından destekleyen bir tek kişiyi bulabilmek zor. Bana öyle gözüküyor. Ama Ryan Babel sosyal medyadan değişik paylaşımlar yaparak aslında birazcık da eğlenmeyi amaç ediniyor ama bunu taraftar tabii alay ediyor. Herkesle şeklinde algılıyor. Dolayısıyla tepkilerin de adresi Ryan Babel oluyor bir anda. Yani tepkileri üzerine çekiyor. Bu konuda da bence birazcık da dikkatli olabilir Ryan Babel. Fenerbahçe bölümümüzde Fenerbahçe'nin formasını başarıyla giyen teknik direktör Mustafa Özer bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Özgür yayınlar diliyorum. Selamlar. Selamlar hocam. İyi haftalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok iyi. Sen nasılsın? İyi programlar diliyorum. Sağ olun. Eksik olmayın hocam. Hep birlikte. Şimdi şu bir avantaj hocam. Şimdi mağlup olunan maçtan sonra çok kısa bir zaman sonra, iki gün sonra tekrar maça çıkıyorsanız mağlubiyeti unutturmak için bir avantaj, bir fırsat. Galatasaray için de böyle, Fenerbahçe için de böyle. Beşinci hafta bitti, yarın altıncı hafta başlıyor. Fenerbahçe, Galatasaray çarşamba oynuyorlar. İşte galip gelmezsiniz. Giresunspor son derece başarısız başladı lige. Fenerbahçe'nin rakibi. Ben Fenerbahçe'nin çok kolay bir galibiyet elde edebileceği kanaatindeyim. Ama zorluk derecesi yüksek maçta ki karşınızda taktik performansı iyi olan bir teknik direktör varsa ki Aykut Kocaman, Konyaspor, Başakşehir fark etmez hangi takım çalıştırırsa çalıştırsın büyük takımlara karşı esaslı bir strateji belirliyor ve sonuç alıyor. Böyle bir teknik direktör varsa Fenerbahçe zorlanıyor. Siz sezon başında bunun nedenini söylemiştiniz ve bugün haklı çıktığınızı görüyor muyuz? Bana öyle geliyor. Evet Özgür, çok iyi tarif ettin. Ben sezon başı her zaman söyledim. Fenerbahçe 3-4-3 sisteminde oynayamaz. Bu oyuncularla oynayamaz. Ben sezon başında maç kazanırken de söylemiştim. Çünkü Fenerbahçe biliyorsunuz şu anda 6. sırada, 10 puanı var. Sezon başı ben zaten tekrar söylemek istemiyorum ama bu kadroyla oynayamazsın. Çünkü solda Ferdi ile sağda Osay ile bu sisteme uygun oyuncular değil. Yani siz eğer 3-4-3 sisteminde oynadığınız zaman kanatlarınız çok etkili olması lazım. İyi etkili orta yapması lazım. Pozisyondayken takımın değil savunma yapmaları lazım. Kazandığı topları etkili kullanmaları lazım. Çünkü ama Fenerbahçe'de ben her zaman arkasındayım. Her zaman bir teknik direktör olarak analizini de iyi yaptığıma inanıyorum. Fenerbahçe 3-4-3 sisteminde oynayamaz. Bir de şunu söylemişti. Pereira 3-4-3 sisteminde oynarsa intihar eder demişti. Doğru söyledi. Evet, yani böyle söylemiştiniz ondan, doğru. Evet. Yani çünkü elinizde Mesut gibi, İrfan Can Kahveci zaten sakat ama İrfan Can Kahveci gibi teknik kapasitesi yüksek oyuncularınız varsa bu sistemde oynatamazsınız. Eğer sizler Mesut'tan faydalanmak istiyorsanız Mesut'un forvet arkası oynatıp duran toplardan hem frikikten hem penaltıdan hem de duran topları iyi kullanan bir oyuncunuz var. Onu iyi kullanmaz ama 3-4-3 sisteminde bence oynatamaz. Hocam bunun nedenini sorabilir miyim? Şundan dolayı mı oynatamazsınız? Bir teknik direktör olarak nasıl açıklıyorsunuz? Üçlü bir stoper bloğu oluşturursanız en geride, yani savunmayı 3 tane stoperden kurarsanız ön bölgedeki oyuncuların takım savunmasına çok daha büyük katkı sağlaması lazım. Yani kesinlikle. İleri uçta merkez ileri uç oyuncu, santforun arkasında oynayan oyuncu dahil olmak üzere top rakibe geçtiğinde adamla gelmeli, baskı yapmalı, takım savunması için çok daha fazla koşmalı. Ama Mesut, ama İrfan Can Kahveci bunu yapabilecek. Yani oyunu birinci yönüyle, savunma yönüyle de oynayabilecek oyuncular değil. Dolayısıyla dörtlü savunma
takım savunması açısından çok daha sağlam bir anlayıştır. Ön bölgedeki oyuncuların savunmaya katkı sağlamasalar bile tolere edilmelerini sağlar. Onları idare eder. Böyle mi açıklamalıyız teknik ya açıdan? Ya tabii şimdi baktığınız zaman İrfan Can Kahveci, Mesut şu anda kreatif oyuncular. Özgür. Yani sahada topla iş yapan oyuncular ya. Topu aldığında iş yapan oyuncular. Dikine oynayan, pozisyon yaratan oyuncular. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia. Çok büyük bir taraftarı olan bir kulüp. Yani siz Fenerbahçe'yi her zaman 3. bölgede oynatmanız lazım. Bakın şimdi ben size üçlü savunma anlayışında rakip özellikle tek forvet oynadığında mutlaka sağ ve sol stoperleriniz oyuna girmesi lazım. Fenerbahçe'de stoperler oyuna girdi mi analizlere bir bakalım Özgür. Bakalım çünkü hocam. Eğer siz 3-4-3 sisteminde oynadığınız zaman sizin stoperleriniz kesinlikle topla iyi oyuna girmesi lazım. Topla iyi çıkmalı, topu iyi kullanmalı. Tabii rakibi bakın çünkü bu sayısal üstünlüğü rakibe sağlamanız lazım. Hı. Kim ve Zalai özellikle bu topla iyi çıkma işini yapıyorlar mı hocam? Doğru yapıyorlar mı? Kim ve Zalai? Ya yapıyorlar ama dediğim gibi ya bu 3-4-3 sistemi çok enteresan bir sistem. Yani dünyada mesela en çok şu anda kabul edilen sistemlerden biri ama oyuncunuza göre, takımınıza göre sisteminizi kurarsınız. Çünkü öyle bir oyuncu grubunuz yok elinizde. Ya çünkü maça baktığınız zaman tabii Fenerbahçe'nin maça kadar hiç bak geriye düşmemişti. Maçlara baktığınız zaman Özgür. Evet. Oyunu nasıl oynayacağıyla ilgili net bir tablo çıkmamıştı. Ama takım bütünlüğünde kopuk oynadı Fenerbahçe'de. Yani çünkü takım halinde kopuk oynarsanız o dediğiniz baskıyı da kuramazsınız rakibe. Kopukluk nereden kaynaklandı hocam? Başakşehir maçındaki kopukluk. Ya kopukluk şimdi Aykut Kocaman akıllı bir hoca. Aykut Kocaman biliyorsunuz takım halinde savunmayı iyi yaptırıyor. Özellikle hep mağlup olan bir takımı vardı şu ana kadar. Ama Fenerbahçe maçında Fenerbahçe iyi analiz etmişti Aykut Kocaman. İyi kapanıp kontra takılarla gol bulmaktı ve neticesine baktığınız zaman yediği ilk golde Fenerbahçe inanılmaz savunma hatası vardı. Çünkü araya atılan topta o oyuncuların pozisyon sadece bir santrafor vardı bir gol attı. Yani eğer siz o pozisyondayken eğer oyuncu almış olsaydınız o topu keserdiniz. Ondan dolayı Fenerbahçe gerçekten dün inanılmaz kopuk oynadı. Ama her zaman da arkasındayız Özgür. Fenerbahçe bu sistemde işi çok zor. Giresun Spor maçında Mesut 11'e dönecek mi hocam? Ne diyorsunuz? Dönmesi lazım. Mesut çünkü kreatif oyuncu. Mesut'a bakın ben şunu bir not almıştım Mesut'la ilgili. Mesut'a özgüven vermeniz lazım. Daha fazla sorumluluk vermek lazım. Ondan verim almak istiyorsanız ona güvenmenizi hissettirmeniz lazım. Çünkü Mesut öyle bir topçu. Ben onun hocası olmuş olsam ben açık ve net söyleyeyim. Bütün sorumluluğu Mesut'a veririm. Mesut'a derim ki Mesut yürüsem bile bu takımda 90 dakika oynarsın. Çünkü Mesut duran topları iyi kullanan oyuna girdiğinde de çok iyi işler yaptı Mesut. Ya Mesut'un zaten futbolculuğunu tartışamayız Özgür. Ya ben açık ve net söyleyeyim. Bu gündem de olabilir. Fenerbahçe'de ben olsam teknik direktör yani oyuncuların nasıl anlatayım oynayacağı sistemi bence nasıl böyle oyunculara tek tek dikkat verinizdir. Hangi sistemde oynarsanız sorarsanız bence %100'ü 4-2-3-1 sisteminde çıkar. Ha oyunculara tercih ettirseniz oyuncuların tercihi evet, üçlü stoperle değil dörtlü savunma bloğuyla oynamaktan yana olur. Tabii. Anladım. Yani ben oyunculara şu anda çünkü hocam mesela şimdi Osayi'yi oynatıyor genel itibariyle değişiyor tabii sağ tarafta. Sol tarafta Ferdi'yi oynatıyor. Bildiğim kadarıyla sağ ayaktı. Evet. Şimdi bu sistemde Ferdi'nin de Osayi'nin de 90 dakika boyunca rakiple kaleye gelmesi lazım. Top rakipteyken, rakip atak yapıyorken asla rakip unutmamalı. Rakipleriyle birlikte çizgiden bindirme yapan kanat bekiyle onunla bununla gelmesi lazım. Ama bu oyuncular bunu yapabilecek nitelikte futbolcular değil. Daha çok ofansı düşünen değil mi? Topu aldığı zaman sıfıra inmeyi amac edinen ya da işte içeri girebiliyorsa giren oyuncular. Ama bu sistemde mecburlar bunu yapmaya yapamıyorlar. Ve aksıyor. Yapamaz çünkü Ferdi'nin özelliği ne? Ferdi'nin en büyük özelliği 18'in orada. Çalım atması, dikine oynaması, rakibi geçip gol atması. Ferdi'nin en büyük özelliği o. Çünkü kreatif oyuncu Ferdi. Ama siz Ferdi'yi kanatlara atarsanız 3-4-3 sisteminde Ferdi savunmaya mı yardım edecek? Ferdi orta sahaya mı yardım edecek? Ve sol bir de ters oynuyor. Şimdi sol ayakla orta yapabiliyor mu Ferdi?
Hocam toplamda şu var. Yani tamam, Fenerbahçe'nin çok iyi stoperleri var. Maç kurtaran kalecisi var. Maç kurtarabilecek Kim ve Atilla Szalai gibi stoperleri var ama sorun şu ki ön bölgede, orta alanda topladığınız oyuncular, oluşturduğunuz kadro bu üçlü savunma sistemini oynayabilecek kadro değil. Ya oynayamaz, bence oynayamaz. Peki. Özgür. Ben her zaman arkasındayım. Her zaman da sezon başında söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman çok kadrosu, bence şu anda Türkiye'nin üstünde bir kadrosu var. Ama bu kadroyu kadrosu mühendisliğiyle ilgili iyi kurmak lazım. İyi sistemde oynatmak lazım. Tabii her maçın analizi farklıdır Özgür. Yani her maçın analizi farklıdır. Her maçın ayrı bir sistemi vardır. Ama önemli olan sisteminizi oturtmak, oyuncuları doğru oynayacak. Ha, ben mesela 3-4-3 sisteminde kanatlarım çok çabuk ve süratli olan oyunculardan kurulu olmuş olsa Fenerbahçe oynayacağı en iyi sistem bence. Evet, doğru. Ama şu anda elinizde Ferdi varsa, öbür kanatta da olsa varsa, bence bu sistem onlara uygun bir sistem değil. Ha, Caner kalmış olsaydı Özgür, Caner Erkin, o sistemin uygun oyunculardan bir tanesiydi. Hocam, yeni transferler Mergin Berisha, Rossi, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk deneyimleri ya, nasıl onları ya sizce? İlk deneyimleri bence iyi futbolcular. Yani baktığınız zaman tabii farklı ülkelerden geliyorlar. Uyum sağlamak çok zor biliyorsunuz. Evet. Ama bunu zaman gösterecek Özgür. Çünkü peki, bir maç yenildi diye Fenerbahçe şu anda yerden yere vurmak anlamsız bence. Ama bu hatalarından dönüldüğü zaman Fenerbahçe bence daha önümüzde daha iyi maçlar çıkartacağını tahmin ediyorum. Peki. Hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ekibine sana sevgiler, saygılar. Bizim sağ olun. Herkese saygılar. Tekrar görüşürüz hocam. Çok mersi. Sağ olun. Sayın Mustafa Özer, teknik direktör Mustafa Özer bizimle birlikteydi Fenerbahçe bölümümüzü. Fenerbahçeli futbolcu Mergin Berisha'nın eşi Vesa Vilasalayu bazı taraftarlar tarafından hakarete maruz bırakıldı. Böyle bir haber var. Daha sonra devreye giren bir başka taraftar grubu Mergin Berisha'nın eşine destek verdi. Berisha'nın eşi paylaşımında, sevgili taraftarlar ve profil ajanları, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere cevap vermiyorum çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum dedi. Sonra kendisine destek mesajları geldi. Destekler için gerçek taraftarlara teşekkür ederiz, sizi seviyoruz şeklinde bir başka mesaj bırakmış. Reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından dünkü maçla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yaptığı bir açıklama var. Bunu dinleyeceğiz. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Onları da kutlarım. Net bir galibiyet aldılar. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bir yerde onların şanssızlığı dönecekti. Bize rastladı. Onları tebrik ediyorum. Bize gelince evet, beklemediğimiz bir sonuç. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz de bir yerde kötü bir maç çıkartacaktık. Yenilecektik. O da bugüne rastladı. Böyle bir yol kazasına erken gelmesinde ben onun açıdan bakmak gerekirse bize iyi bir ders olabileceğini düşünüyorum. Tabii Perşembe akşamı Frankfurt'ta zor bir maç oynadık. İyi top oynadık. O yüzden hem teknik kadroyu hem de futbolcularımızı tebrik ediyoruz ama orada hem fiziken hem de duygusal açıdan bayağı bir hem yıpranma oldu hem boşalma oldu. Ondan sonraki maçların zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle Türk takımları arka arkaya maçlarda sıkıntı yaşayabiliyorlar. İyi oynamadık. Rakamlara baktığınız zaman aslında rakamlarla maçın sonu bağdaşmıyor. Fakat topa sahip olma, pas oranları, orta, gol pozisyonları, kaleye tutan şutlar, ama buna rağmen topa sahip olma özellikle, ama demek ki etkin futbol oynamamışız ki bütün bu rakamlar bizim de elimizde olmasına rağmen burada 2-0 mağlubiyete dönüyoruz. Olabilir. Panik olacak bir durum yok. Ben takıma çok inanıyorum. Doğru yolda olur inanıyorum. Hocamıza çok inanıyorum. Biraz evvel aşağıda soyunma odasındaydım arkadaşlarla. Bu gece yatacaklar, kafalarında maçı yaşayacaklar. Yarın yepyeni bir gün başlayacak. Perşembe günkü Giresunspor maçına odaklanacağız. Dolayısıyla tabii üzüldük. Devam ettirmek isterdik. İyi futbolumuzda 3 puan almayı. Ama olmadı. Sağlık olsun. Başakşehir'i tekrar kutluyorum. Ama bu bizim için sıkıntı yaratacak bir durum yok. Ben kendime biliyorsun söz vermiştim. Öncelikle kendime, sonra camiama. Savaşan, mücadele eden, bu formanın hakkını sonuna kadar, terinin son damlasına kadar verecek, boğuşacak, savaşacak. Bu camianın sporcusu olmak, bu çubuklu taşıma ne oldu bilincinde olacak. Futbolculardan bir takım yaratacağız demiştik. İlk dönemdeyiz. Çok erken daha. Ama şu ana kadar gördüğüm, arzuladığım bir noktaya hızla geldik. İnşallah tabii bunu sürdürebiliriz. Güçlendirerek sürdürebiliriz. Son bir şey şunu söylemek istiyorum ve kesinlikle bunu söyleyeceğim. Bugünkü maçın skoruyla alakalı değil. Fakat
Fakat bugün de bir nebze yaşandı. Antalya maçında çok yaşandı. Sivasspor maçında fazlasıyla yaşandı. Yani buna federasyonumuzun, MHK'nin ve kulüpler birliğinin tüm kulüpler adına bir ses çıkarması lazım. Bu kadar çok oyun durmaz. Oyunu yavaşlatmaya, zaman geçirme yönelik hareketlerin bu kadar rahat yapıldığı herhalde tek lig biziz. İstatistikleri tam bilmiyorum. En yaşlı lig bizdik biliyorsunuz. Şu an bir değilsek de en fazla ikidir. Bununla beraber en az top oynanan, topun oyunda kalma süresi en az olduğu liglerden biri de biziz. Hakemlerin buna müsaade etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Bu maçla ilgili bir serzeniş değil. Bu maçta da sonlara doğru yaşandı. Ama yani düşünün ki top toplayıcılarımıza bile, gencecik çocuklara bile topu rakibe topunu oyuna yavaş sokmayı öğreten bir kültürdeyiz. Yani çocuklara bile hile yapmayı bu yaşta öğretiyoruz. Rica ediyorum hem biz de kulüpler olarak sesimizi çıkarmalıyız. Federasyonun bu konuya eğilmesi lazım ve bununla beraber Merkez Hakem Kurulu'nda hakemleri yani bu oyunu akışını sağlayacak ders mi, eğitim mi, kültür mü ne dersiniz bunu vermesi lazım. Frankfurt maçında mükemmel bir hakem yönetimi seyrettik. Hep beraber seyrettik. Oyun ne kadar akıcıydı. Evet bizim VAR'dan penaltımız iptal edilmeliydi ama tekrarlanmalıydı diye düşünebilirsiniz. Doğrudur ama VAR'dan gelen bir karar. Ama hakem üçlüsünün ne kadar iyi maç yönettiğini gördük. Bizim de bunlardan eksik kalmamamız lazım. Sivasspor maçında oyun 45 dakika oynanmış. Saatlerce arkadaşlar izlediler maçı. 12 dakika maç durmuş. 7 dakika uzatma verdiler. Ya maçı durdurmamak üzere hakemlerin müdahale etmesi lazım. Kartsa kart vermesi lazım. Veya da duruyorsa da oyun durduğu süreyi uzatmalara eklemesi lazım. Bu bütün hızlı oynayan büyük takımların, favori takımların dezavantajlı olan bir durum. Ama totaline baktığınız zaman futbolun marka değerine zarar veren bir olgu. Bunu da burada değinmek istiyorum ama tekrar üstüne basıyorum. Başakşehir'i kutluyorum. Fazlasıyla hak ettikleri bir maç. Evet biz rakamsal olarak çok daha üstün gözüküyoruz rakamlara baktığınız zaman. Ama demek ki topu etkin kullanamamışız. Oyuncularımıza geçmiş olsun diyorum. Onların böyle bir maç kaybı için kredileri vardı. Yarın sabah toparlanıp tekrar işimize bakacağız. Hepinize teşekkür ederim. Açıklamamızda zaten her şeyi ifade ediyor. Federasyon yöneticisine de konuştuk. O da anlam veremediğini ifade etti. Ama zaten federasyonla neyi konuşsak, hangi serzenişte bulunsak haklısınız diyorlar ama bir şey değişmiyor. Yani şu kadar çok basit bir mantıkla işe yaklaşıyoruz. Çok şükür bugün hakemlikte bir şey olmadı. Onun için daha rahat konuya değinebiliriz. Bizim için değil, herkes için bu geçerli. Dün 7-9 arası bir maç. 10 kilometre üstünde koşulmuş. Hakem gece mi geldi, gündüz mü geldi bilmiyorum ama gece geldiyse işte havaalanına git, 11'den sonra uçak, 1 saat önce git, uç, eve git, geç yat veya sabah erken kalk, yine uç, seyahat et. Bu doğal olarak her insanda olacağı gibi hakemlerde de yorgunluk yaratır. Yorgunluk ne demektir? Karar reflekslerini etkileyebilir, odaklanmayı etkileyebilir. Ne gerek vardı diye sordum. Yani bunu sadece bu hakem dün maç yönetmiş olabilir, İstanbul'u yönetmiş olabilir. Bir nebze anlayabilirim. Ama ben şunun üstüne basarak söylemek istiyorum. Sağ hakemleriyle VAR hakemleri ayrı olmalı. Federasyon bunu bu sezonu yetiştiremese bile yani planlamasını yapıp önümüzdeki sezonu kesinlikle yetiştirmeli. Öyle olursa zaten böyle durumlarda karşı karşıya kalmaz. Radyo Spor. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Beşiktaş önemli bir geri dönüş yaptı. İlk yarısını 2-0 kaybetti. Antalya Spor deplasmanından 3-2'lik galibiyette ayrıldı ve yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak ki Adana Demirspor'da Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek büyük bir moral kazandı. Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı. Şu sıralarda uçaktalar ve İstanbul'a geliyorlar. Beşiktaş'ta Enkudu, Alex Tekşira, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Umut Meraş Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almayan oyuncular. Siyah beyazlarda sakatlıktan çıkan Rossiye, ki sakatlık demek yanlış olur, bir soğuk algınlığı problemi yaşamıştı Rossiye. Maçtan önce, Antalya deplasmanından önce, o yüzden kadroya dahil edilmemiş. İşte Rossiye iyileşti ve Wellington da kadroda yer alıyor stoperlerden. Bakalım Sergen Yalçın tercihleri ne yönde değişecek. Antalya Spor'da maça ikinci yarıda Larin ve Raşit Gezal girdi. Oyuna ağırlıklarını koydular. Michy Batshuayi takipçiliği, fırsatçılığı ve bitiriciliğiyle Beşiktaş'a büyük katkı sağladı. Antalya Spor maçında özellikle bireysel oyuncu performanslarının Beşiktaş adına belirleyici olduğunu, ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu tür zor durumlarda, kapanan rakipler ya da geriye düşülen maçlarda oyuncular potansiyellerinin üzerine çıkıyorlarsa ya da gerçek performanslarını sahaya yansıtabiliyorlarsa takımlarını taşırlar. Bu bahsettiğim 3 oyuncu bence Antalya deplasmanında Beşiktaş adına taşıyıcı oldu. Bakalım
bakalım Sayın Süleyman Oktay aynı görüşte mi? Beşiktaş bölümümüzde bizimle birlikte biliyorsunuz futbolculuğunda Beşiktaş'ın formasını başarıyla giymişti. Süleyman abi hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk Özgürcüğüm. İyi günler, iyi yayınlar. Ben de iyi çalışmalar dilerim. Ne dersiniz? Doğru söylüyorsun. Tabii yani 3 futbolcunun girmesiyle bir defa iskelet tamamlandı Özgürcüğüm. Biliyorsun takımlarda özellikle 3 seviye takımların iskeletleri çok önemlidir. Eğer bu iskeletler bozulduğu takdirde bir daha onu oturtmak veya iyi bir takım haline getirmek kolay olmaz. Ama Sergen Hoca da bunu bir maçlık da olsa bir deneyeyim dedi, bir bakayım dedi. Oynamayan futbolcularla başladı. Ama iskelet bozulduğu için de o gördüğümüz hakikaten problemli olan bir ilk 45 dakika çıktı karşımıza. Bayağı da bir problemliydi. Beşiktaş'ı hiçbirimiz tanıyamadık. Futbolcuları tanıyamadık. Aslında tabii ki Sergen Hoca'nın düşüncesi bu futbolcuların da hazır olmaları, gelen şansı, ellerine geçirdikleri şansı iyi değerlendirmeleri düşüncesindeydi anladığım kadarıyla. Ama bu şansı iyi değerlendiremediler. Yani Beşiktaş'ın kulübesinden oyuna girecek futbolcuların hazır olmadıklarını gördük yani bu maçta. Çok net şekilde gördük. Yani Gökhan Töre'yi gördük, Mehmet Topal'ı gördük. Kenan Karaman iyi değildi. Yani onun için tabii ki fazla da futbolun doğrularıyla oynamamak lazım. Futbolun doğruları bellidir. Bunları yapacaksın. Tabii ki bir anda bu kadar, tabii Sergen Hoca'ya da hak vermemek elde değil. Bu kadar sakat futbolcu, eksik takım. Ama şu vardı. Tabii ki kulübede oturan Larin, Pjanic ve Gezzal değerlendirilebilirdi. İskeleti bozmamak açısından bunlarla çıkılabilirdi. Yani rotasyon derken bu kadar kapsamlı bir rotasyon tabii ki her takımı bozabilir. Her takımı kötü futbol oynatabilir. Yani bence Sergen Hoca böyle bir şey yapacaksaydı da Adana Demirspor maçında yapmasını ben tercih ederdim. Çünkü Adana Demirspor maçı hem içeride oynayacağım bir maç, türbünlerin, seyircinin önünde, futbolcular kendi evinde muhakkak kendilerini daha iyi hissedebilirler, daha iyi sahada gösterebilirler. Ama tabii ki Antalya'da bu yapılınca bir de üstüne üstlük beklenmedik şekilde iyi futbol oynayan bir ilk 45 dakikada bir Antalya'da karşında olunca, evet yani hakikaten hepimiz ümitsizliğe kapıldık. Dedik bu maçın dönüşü kolay olmaz. Yani şahsen ben çok ümitli değildim ama Beşiktaş'ın futbolcuları hakikaten çok yetenekliler, çok üst düzey futbolcuları var. Bunların 5-6 tanesi, 7 tanesi bile bir arada oynaması bile buna yetiyor. Antalya'da da bunu çok net gördük yani Özgürcüğüm. Adana Demirspor maçında nasıl bir tablo ortaya çıkabilir? Beklentiniz nedir? Vallahi şimdi bir defa tabii ki rotasyon yapılır ama işte ne diyorum, takımın iskeletini ve ana unsurlarını teşkil eden futbolcuları çok da fazla bunlarla oynamamak lazım. Zaten Antalya'da da neyi gördük? Gezzal, Larin ve Pjanic girdiler ve de Batshuayi Dortmund maçında oynamıştı. Josep oynamıştı. Atiba oynamıştı. Öyle çok kondisyonlarında bir eksiklik veya çok yorgunluk da görmedik bu futbolcularda. Yani o bakımdan çok böyle kapsamlı değişiklikler, kapsamlı takımla oynamak bence çok hatalı olur. Adana Demirspor maçına gelince, ya Beşiktaş hakikaten bu ligin üstünde bir takım Özgürcüğüm. Yani futbolcuları da çok yetenekli ve çok iyi performans da veriyorlar. Hep derler ki bir alışma süreci vardır ama bakıyorsun yeni gelenler bile, eğer sen çok yetenekliysen, kumaşın güzelse, iyi futbolcuysan öyle çok alışma bir şeyi de geçirmiyorsun. İşte Batshuayi'de bunu görüyoruz. Pjanic'te bunu görüyoruz. Yani öyle hiç alışma durumu falan olmadı bunlarda. O bakımdan çok da fazla oynamadan iskeletlen Beşiktaş çıktığı zaman sahaya hem keyif verecektir, hem herkes büyük zevk alacaktır Beşiktaş'ın futbolundan ve de Beşiktaş neticeleri de alarak gidecektir. Yani herhalde Beşiktaş bu iskelet takımıyla sahaya çıktığı takdirde ligi de
biraz fark atarak gidecek gibi de gözüküyor yani Özgür şu an. Tabii ki futbolda erken konuşmak veya öngörüşlü olmak seni yanıltabilir, seni sürpriz yaptırabilir. Dünkü maçlarda da gördük yani. İşte büyük takım tabii ki Galatasaray yenildi, Fenerbahçe yenildi. Bunlar bir sürpriz gibi neticelendirilen bir maçlar. Yani Beşiktaş hakkında da bu kadar net belki de konuşmamak lazım ama bana görüntü bunu veriyor yani. Hakikaten Beşiktaş kadrosuyla böyle puan farkı açacakmış gibi bir şeyim var, düşüncem var Özgürcüğüm. Süleyman abi ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bir şey değil. İyi günler Özgürcüğüm. İyi günler. Süleyman Oktay bizimle birlikteydi Beşiktaş bölümümüzde. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında 1-0 kazandı ve ligde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bordo Mavili takımın golcüleri Vakame, Bakasetas gol attıkları gollerle toplamda 7 golle 20 takımla ligde 12 takımdan fazla, 2 takımla da aynı sayıda gol kaydetti. Vakame şu ana kadar 4, Bakasetas ise 3 gol kaydetti. Süper Lig'de ilk 5 haftada topladığı 13 puanla averajda Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada yer alıyor Trabzonspor. Golcüleri Anthony Vakame ve Anastasios Bakasetas da sonuca gidiyor. Vakame 4, Bakasetas 3 gol attı. Bir kez daha hatırlatıyorum. Toplamda 7 gol kaydetti bu. İki futbolcu 20 takımla ligde 12 takımdan fazla gol attılar. İki takımla da aynı gol oranına sahipler. İki oyuncu takımın 11 golünün 7'sini atarak gollerin %63,6'sını rakip ağlara bırakmış oldu. Oransal olarak baktığımızda böyle gözüküyor. Vakame ligin ilk 4 haftasında Malatya Spor, Demir Grup Sivas Spor, Giresun Spor ve Galatasaray maçlarında birer gol kaydetti. Yunanlı futbolcu Bakasetas ise Malatya Spor, Sivas Spor ve Kasımpaşa maçlarında bir kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu iki futbolcunun gol attığı maçlarda Trabzonspor 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. 13 puan topladı. İki futbolcu attıkları 7 golle ligde Konya Spor ve Malatya Spor kadar gol kaydetti. Bu iki takım da aynı gol oranına sahipler ve aktarıyorum size: Fenerbahçe, Göztepe, Antalya Spor, Kayseri Spor, Gaziantep, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Sivas Spor, Alanya Spor, Başakşehir, Rize Spor, Giresun Spor gibi takımlardan da fazla gol kaydetmişler iki oyuncu tek başlarına. Vakame ve Bakasetas ligde Karagümrük 11, Atakaş Hatay Spor 11, Beşiktaş 10, Altay 10 ve Galatasaray 8 olmak üzere 5 takımdan az gol kaydetti. Tabi bu iki oyuncunun varlığı, Vakame oynadığında ve topla buluştuğunda Marek Hamşehir'in ilerideki aksiyonları çok büyük bir kazanç Trabzonspor adına. Durdurulması özellikle lig standartı açısından söylüyorum. Zor futbolcular bunlar ve gerçekten Trabzonspor belki savunmada yapısal problemler yaşıyor, bunu çözmeye çalışıyor Abdullah Avcı, ama bu oyuncuların oynadığı ve başarılı olduğu maçlarda gol yese bile çok daha fazlasını atıp kazanıyor ki Kasımpaşa maçında da gole kalesini kapattı. Başarılı bir takım savunması yaptığını söyleyebiliriz Trabzonspor'un. Peki dünyaca ünlü süperstar Lionel Messi Paris Saint-Germain'de ne yapıyor? Birazdan Avrupa'dan Futbol Fransa bölümümüze geçtiğimizde detayları sizlerle paylaşacağız. Suskun şu anda Lionel Messi, ama Lionel Messi'nin oyuncu niteliği hiç kuşku yok ki tartışma götürmez. Dünyanın son dönemde, 20. yüzyılın son bölümü ve içinde bulunduğumuz yüzyılda dünyanın en iyi oyuncusu. Bakalım Fransa'da ne söyleniyor, ne konuşuluyor? Birazdan Avrupa'dan Futbol Fransa bölümümüze geçtiğimizde Lionel Messi ile ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşacağım. Avrupa'dan Futbol Fransa. Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi 3 maçta oynadığı 190 dakikada gol ya da gol katkısı, gol yapamadı ve gol katkısı veremedi. Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e gelmişti. 34 yaşında biliyorsunuz Messi. Fransa Lig 1'de oynadığı Lyon ve Reims maçlarında gol ve asist katkısı sunamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge karşısında 90 dakika sahada kaldı. Bu maçta da takımına gol ya da asist katkısı veremedi. Lionel Messi Fransa Lig 1'de 2 maçta forma giydi. Dün oynanan maçta 76. dakikada oyundan çıktı. Değişiklik kararından memnun olmadığını ifade eden bir hali vardı. Paris Saint-Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya bunu söylediler ki Lionel Messi doğrudan Pochettino'yla bunu paylaşmış. Biliyorsunuz ikisi de Arjantinli. Ve Pochettino da ben teknik direktörüm ve görevim
oyuncu değişiklikleri yapmak. Kenardaki misyonum bu diye açıklıyor durumu. Barcelona altyapısından yetişen Messi 17 sezon formasını giydi. İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 778 maça çıktı ve 672 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Geçen ay 2022 Dünya Kupası elemelerinde Bolivya'ya karşı hat-trick yapmıştı. Arjantin milli takımı formasıyla Messi uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanına sahip. Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 tane gol attı. Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanına da erişti. Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele 77 gol atmıştı. Önceki gün Pele tekrar yoğun bakıma alınmıştı. Onun da durumu kritik. Avrupa'dan futbol. Fransa. Trabzonspor bölümümüzde konuğumuz bir Trabzonspor efsanesi Hüseyin Tok. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Memnun musunuz Trabzonspor'un ligdeki gidişatından aldığı sonuçlardan? Tabii ki memnunuz. 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlik. Önemli bir puan durumu. Ama tabii ki bunu yaparken de noksanlarımızı da göz ardı etmememiz lazım. Bu arada takım bazı noksanlıklar da var. Evet. Nedir hocam noksanlıklar? Mesela takım savunması yönünden, sizden daha önce de konuştuğumuz gibi takım savunması yönünden sıkıntılar var. İyi agresif bir savunma, temaslı bir savunma yapmıyoruz maalesef. Hem hücum yönünde hem de savunmada oynayan oyuncularımız açısından rakibe daha çok geniş alanlar bırakıyoruz. Bu alanları biraz daha savunmayla hücum arasındaki mesafeyi biraz daha kısaltmak lazım. Yoksa ama genel anlamda baktığımız zaman alınan sonuçlar ilerisi için de umut verici görünüyor. Hı hı. Tabii şimdi ortaya konulan bir kolektif anlayış var. Bunu yadsımamalıyız. Ama bir de gerçeklik var. Bazı futbolcular da oyuna gerçekten ağırlığını koyuyor. Vakame ve Bakasetas'tan bahsediyorum ki Marek Yamşı'yı da bu gruba dahil edebiliriz. Oynarsa Gervinho. Ama Vakame ve Bakasetas toplamda 7 gol attılar şu ana kadar hocam 5 haftada ve 20 takımla ligde 12 takımdan daha fazla gol oranına sahip. Ne diyorsunuz bu durum evet, için? Yani gol atma yönünde bir sıkıntımız yok. Yani bunu Hamşik'te eklememiz lazım. Gerçekten futbol kalitesi hem Bakasetas'ın Vakayemen'in aslında söylediğiniz gibi üçünün de hem futbol bilgisi hem futbolla alakalı kendi kişilik yapıları gerçekten mükemmel. Takım içinde önemli bir rol üstleniyorlar. Abilik üstleniyorlar. Hamşik zaten gerçekten örnek gösterilecek bir futbolcu. Ama bunlar ofansif yönünde muhakkak çok katkı yapıyorlar. Yani benim de söylemek istediğim yani bu oyuncuları çok geriye getirmemek lazım. Yani 50-60 metre geriye gelip rakiplerini şey yapmamalı lazım. Takip etmemeleri gerekir. Çünkü ofansif yönünde çok etkili oldukları için her iki yönünde aynı oranda yapamayacaklar mecburen. Onun için önce basmak lazım, savunmayı öne çıkarmak lazım. Bu oyuncularımızı çok geriye getirip de enerjilerini bir savunma yaparak harcamaması lazım Trabzonspor. Hocam Denswil forma giydi. Yeni transfer kiralık geldi Bologna'dan. Sol tarafta oynatıldı. Normalde stoper ama evet. Geldiği takımda da sol bek oynatılmış. Biraz beğenmediği bir pozisyon ama nasıl buldunuz Kasımpaşa maçında? Ben yani mevcut eldeki sol beklerden daha iyi buldum. Ama hücuma hiç katkı yapmadı. Hücuma hiç çıkmadı. Evet. Yani bu da bir taktiksel olabilir. Şöyle olabilir. Sağ bek Perez daha çok hücuma çıkar. Bu da üçüncü bir stoper olarak Edgar Lee ile Victor Hugo'nun yanına gelerek üçüncü bir stoper gibi olabilir. Yani içeri kayarak oynayabilir. Sağdan Perez çıktığı zaman onun ofansifliği daha fazla. Bunu stoper olarak da sol stoper olarak da Aftal Hoca görev verebilir. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim bizim programımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Trabzonspor bölümümüzde konuğumuz Trabzonspor'un eski futbolcusu teknik direktör Hüseyin Tok'tu. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.